Yasin vel Kur'anil Hakim İnneke leminel murzelin ala siratim müstakim Kalu tairukum ma'akum e'in zekirtum bel entum kavmum musrifun Kıymetli nasıl durumda çalıştın lan baba? Onun annesi kavga izliyor. Bir de dönüştük gibi. Ama benden ortaya çıktığında ben biliyorum ki operatörün en azından bir gibi çıkamadık. 6-7 Ekim yollarında Kurban Bayramı'ydı. Yasin ve arkadaşları kurban eti dağıtmaya giderken vahşice katledildi. HDP, PKK hani kimse o zamanki yani bu vahşeti yaşatan Allah onlara da bırakmasın. Allah onların başını da bu şekilde yaksın. Yani Yasin ne suçu vardı? Mesela 6-7 Ekim olaylarında yani size bir zarar veren siz o şekilde yaptınız. Eğer yani o zamanki kim varsa yani öbür dünyada Allah'ın izniyle hesaplarını verecekler. Bu dünyada kimin suçu varsa cezalarını yani alması gerekiyordu. Şu an gözaltına alınanlar yani kim mesela geçen gün ben medyada izledim diyor işte falan kes gözaltına. Eğer onların suçu da varsa onlar da aynı cezaya alsınlar. Cezaevlerinde işkencesini çeksinler. O zamanki mesela o kolluk kuvvetleri kimdi yani o zaman o dönemde onlara sahip çıkmayanlar da yani onların da yargılanması yani o zamanki eğer memurdur kimdi görevini yapmıyorsa onlar da cezalarını çeksinler. Bu azizlerimizin şehadetinin üzerinden 6 yıl geçti. Fakat acıları hala taze. 6 yıl değil, 666 yıl da geçse bu olaydan haberdar olan insanlar bunu asla unutmayacaklardır. Ve tarih boyunca nasıl ki Kerbela şehitlerine sürekli rahmet okunuyorsa, nasıl ki Yezid'e onun tayfasına halen daha ümmet lanet okuyorsa, inşallah bu aziz şehitlerin durumu da böyle olacak. Yani onlara da kıyamete kadar bu hadiseden haberdar olan herkes rahmet okuyacak ve onların katillerini de lanetleyecektir. 6-8 Ekim bazı şeylerin dönüm noktası oldu. Bazı maskeler düştü. Hak ve batıl birbirinden daha keskin çizgilerle ayrıldı. Zalim ile mazlum birbirinden ayrıldı. Bu şehitlerin mübarek kanı belki öyle bir tufan koparacak ki o zalimlerin başına. İnşallah hiçbir zaman onların yakasını bırakmayacak. İlk başlarda bu mazlum şehitlere iftira eden işte onlar da balkonlardan işte sopa, bıçak bilmem ne atıyorlardı kalabalıkların üzerine diye onları karalamak çabası içerisinde olanlar bile şu anda onların mazlumca şehit olduğunu söylüyorlar ve kendilerini sadece bu işten sıyırmaya çalışıyorlar. Ben öyle inanıyorum ki inşallah Allah-u Teala'nın gazabı onları öyle bir kuşatacak ki onlar bile bir müddet sonra kendilerine bu olayın müsebbibi olmalarından dolayı onlar bile kendi kendilerine lanet edecekler inşallah. Ama insanlığını kaybetmemiş herkes hem yer ehli hem de inşallah gök ehli o zalimlere lanet okumaya devam edecek.